Herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıfın 1. ünitesinin non-progressive verb'in devamı olan 2. videoyla karşınızdayım. Bir önceki videomuzda konumuzu işlemiştik. Şimdi bununla ilgili alıştırmaları birlikte yapalım. 1. sorumuza başlayalım. The flowers blah blah smell very nice. Şimdi burada ing gelip gelmediğine bakacağız. Neye göre? Eylem bildirip bildirmediğine göre. Çiçekler kokar mı, koklar mı? Tabii ki de bir de çoğul olduğu için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kokar dememiz lazım. The flowers smell very nice. Çiçekler hoş kokar. Give me 10 minutes. Bana 10 dakika ver. Şu anda öğle yemeği yiyorum. Have eğer sahip olmak anlamındaysa have ing almıyordu. Ama yanında lunch, breakfast gibi bir ifadeyle kullanılıyorsa ing alacaktı. O zaman I am having lunch right now dememiz lazım. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bu kanepe bakar mı, görünür mü? İki anlama geliyordu Duduk. Eğer bir kişi yapıyorsa, bir eylem bildiriyorsa bakmak anlamında kullanıyordu ve ing alıyordu. Ama bize görünüşünden bahsediyorsa it öznesi olduğu için the coach looks olması lazım. O çok rahat görünüyor. Think fiili. Planlamak anlamındaysa ing alıyordu. Bakalım burada planlamak anlamında mı kullanılmış? Blah blah think buying a house. Bir ev satın almak. Düşünmek, planlamak. Tabii ki planlıyor musun, düşünüyor musun? Yani böyle bir planın var mı anlamında olduğu için. Ve you öznemiz var. Buna dikkat edelim. Are you thinking buying a house? Bir ev satın almayı düşünüyor musun, planlıyor musun? Benim arkadaşım, he ya da she, tekil bir özne. A cabin in Miami. Bakın eğer have sahip olmak anlamındaysa yine ing almadan kullanılacaktı. Benim arkadaşımın Miami'de bir kulübesi, kabini var. Tahta kulübesi var. O zaman sahip olmak anlamında ne kullanıyorum? Has kullanıyorum. Bakın, gelecek yıl emekli olacağım ya da olmayı düşünüyorum ya da bence anlamındaysa böyle bir fikrim var. Bence bir fikrim var anlamındaysa hiçbir şey almıyordu. I think sanırım gelecek yıl ben emekli olacağım. Hiçbir şekilde bir fiil, bir ek almıyoruz. Ne yapıyorsun? Arka bahçemdeki çiçeklerin her birini kokluyorum mu, kokarım? Kokuyorum mu? Tabii ki de kokluyorum, eylem bildiriyor. O zaman ing alacak. I am smelling every flower in my backyard. 8. soru. I blah blah you so much. Bakın bazı fiiller vardı. Şimdiki anlamda kullanılsa bile ing almazdı. Sevmek, hoşlanmak, nefret etmek gibi. Bu da onlardan bir tanesi. O yüzden love olacak. 9. What you mean. Eğer anlamak anlamındaysa, senin ne demek istediğini anlıyorum anlamındaysa ing almaz, olduğu gibi kullanılır. I am looking at her right now. Şu anda ona bakıyorum ve harika. O elbiseyle harika bakıyor mu, görünüyor mu? Bize verdiği görüntüden bahsediyor. Ve she öznesi olduğu için s takısını unutmuyoruz. Looks olur, ing almaz. 11. She blah blah at the guy behind you. Senin arkandaki çocuğa bakıyor dememiz lazım. Burada bakmak anlamında ve she olduğu için is looking, ing'i unutmuyoruz, at the guy behind you. 12. I remember now how we danced with you that night. Yine remember da aynı love gibi bir fiildi. Hatırlamak, ing almıyor. Evet, ihtiyacı olmak. Yine durum bildiren yani aktif olmayan bir fiil. O yüzden biz burada direkt neyle başlayacağız? Ing almadan. Do you need my help? Geniş zamanla yapıyoruz. Do you need my help? Benim yardıma ihtiyacım var mı? 14. soru. The soap. Yine bize verdiği tat mı yoksa biz tadıyor muyuz? Buna bakacağız. Çorbanın tadı harika. Yani bize verdiği tattan bahsediyor. Ve çorba hangi özneye girer? It öznesine girer. O yüzden s takısını unutmuyoruz. Test amazing. Being a blah blah designer. Being a designer sound so cool. Yine
ses yani kulağa hoş geliyor anlamındaysa sound ing almıyordu. O zaman ben ne yapmam lazım? S takısını unutmuyorum çünkü bu bir tekil özne. Being a designer yani bir designer olmak kulağa çok havalı geliyor. O zaman S takısını unutmuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.